akşamlar. TV2 akşam bülteniyle karşınızdayız. Ben Duygu Aydın. Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi kırsalında bir grup teröristle sağlanan sıcak temasta bir terörist ölü olarak ele geçirilmişti. Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada teröristin üzerinden adeta bir cephane çıktığı belirtildi. 7 Haziran Salı günü Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi kırsalında Karadeniz'de hain eylemler gerçekleştiren bir grup teröristle sıcak temas sağlanmış. Bir terörist ölü ele geçirilirken 4 terörist kaçmayı başarmıştı. Tunceli üzerinden Karadeniz'e sızmaya çalışan 5 PKK'lı terörist grubun güvenlik güçleriyle girdiği çatışmaysa Kobra adı verilen zırhlı araçtan saniye saniye işte böyle görüntülere yansımıştı. Evet, komutanım, üçünü bir arada toplayın. Komutanım, teki açık komutanım. Dur. Merhaba, yapma, çık. Aç, hemen onlara. Hemen al. Bekle. Komutanım. Çabuk, acele. Komutanım, üçü dört bir araya geliyor. Komutanım, şu an ateş emri bekliyorum. Ateş et. Yapılan operasyonla ilgili Genelkurmay Başkanlığı bir açıklama yaptı. Genelkurmay resmi internet sitesinden yapılan açıklamada teröristin üzerinden adeta bir cephane çıktığı belirtildi. Genelkurmay açıklamasında Giresun Şebinkarahisar'da icra edilen operasyonda bir bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş, bir M16 piyade tüfeği, 2 RPG-7 roket atar, 4 el bombası, 1 YSU el telsiziyle içerisinde patlayıcı madde düzeneği ve örgütsel döküman bulunan 2 sırt çantası ele geçirilmiş. AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, fındık alan bazlı destek ödemelerinin 24 Haziran tarihinde başlayacağını açıkladı. AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, fındık üreticilerini sevindirecek müjdeyi verdi. Milletvekili Çanak, üreticinin serbest piyasa şartlarında mağdur olmaması için hükümet tarafından 7 yıldır uygulanan fındık alan bazlı destek ödemelerinin bu yıl 24 Haziran tarihinde başlayacağını açıkladı. Üreticilerin TC kimlik numaralarının son rakamlarına göre yapılacak ödemelerin 6 gün süreceğini belirten Çanak, 2015 yılı fındık alan bazlı gelir desteğinden yararlanmak amacıyla Ordu ilimizden 19 Aralık 2015 ile 1 Nisan 2016 tarihleri içerisinde 116.208 fındık üreticimize 1.626.414 dekar fındık alanı için toplam 276.490.000 TL destekleme ödemesi yapılacaktır dedi. 2014 üretim yılı fındık alan bazlı gelir desteği başvurusu yapan fındık üreticileriyle 2015 üretim yılı için başvuru yapan fındık üreticilerin sayılarının mukayese edildiğinde 2014 üretim yılında başvuru yaptığı halde 2015 üretim yılında çeşitli gerekçelerle destek başvurusu yapamayan yaklaşık 3500 fındık üreticisi bulunduğunu belirten Çanak şu açıklamalarda bulundu. Bu üreticilerimizin de 2015 ürünü fındık alan bazlı gelir desteğinden faydalanmasını temin etmek amacıyla Ordu İli Fındık Komisyonu tarafından ek bir başvuru hakkı ve süresi verilmesinin uygun olacağı karar verilmiş ve bu talep Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımıza iletilmiştir. Beklentimiz, bakanlığımız tarafından 2015 ürünü fındık alan bazlı gelir desteği ödemelerine normal süresi içerisinde başvurusunu yapmış olan 116.208 üreticimizin ödemelerinin yapılmasına mütakip 2015-8215 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve 2015-46 sayılı uygulama tebliğinde değişiklik yapılması suretiyle ek bir başvuru hakkı verilerek başvurusunu yapamayan fındık üreticilerimizin de destekleme ödemelerinden yararlanmasını sağlanmasıdır. Ordu ekonomisinin can damarı fındık üreticisinin beklediği seviyeleri yine görmedi. Ordu Ticaret Borsası'nda haftayı 8 lira 50 kuruştan kapatan fındık üretici cephesinde büyük tepkiye neden oluyor. Üreticinin umudu artık tükendi. 15 lirayı görecek mi fındık eskiden olduğu? Zannetmiyorum. O rüya olur da. Yükselmez diyorsun. Üreticilerin yükselmesini ve değerini bulmasını beklediği fındık fiyatı yerinde saymaya devam ederken üretici fındığın sahipsizliğinden yakınıyor. Hiç sahibi yok bu fındığın. Böyle bir olmaz ki ya. Başta büyüğümüz yazıyordu. Bıraklar 5-6 tane tüccarlarla, millet tüccarın elinde. Efendim, böyle iş olmaz ki ya. Hükümet varken fındık, Türkiye en çok getiren fındık, %80 fındık getiriyle, ücreti de. Buna niye sahip çıkmasın ki? Hükümetin buyurun. Yanlış politikasından düşüyor, bakmayın. Sadece bu değil, fındık değil, bütün tarım ürünleri kötü. Adamını değil, patlıcan, biber, domates, tarım ürünleri hükümetin yanlış politikasından kaynaklanıyor. Fındık Ordu Ticaret Borsası'nda haftayı 8 lira 50 kuruştan kapattı.
Fındıktaki düşüşe güdüp geçen üretici artık tüccarların ağzıyla hareket edildiğini söylüyor. Bu milleti böyle oyalamaktan ne gerek var? Psikobirlik gitti, fındık ne oldu? İşte böyle olacaktı. Bugün tüccar neyse, ne derse olur. Başka çabalamaya gerek yok ki. Psikobirliği babam mı öldürdü? Karadeniz ekonomisinin can damarı, bölge üreticisinin alın teri emeği fındıkta, fiyatlar bir türlü düzelmiyor. Fındık fiyatı bir türlü üreticinin yüzünü güldürmüyor. Haftanın son gününde bugün Ordu Ticaret Borsası'nda fındık fiyatı 8 lira 50 kuruştan işlem gördü. Şimdi akıl almaz bir kaza haberiyle devam ediyoruz. Ordu'nun Ulubey ilçesinde aniden hareket eden araçtan paniğe kapılıp atlayan kadın başını betona çarptı. Ağır yaralanan kadın hemen hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen 4 çocuk annesi Nazan Yüksel yaşama tutunamadı. Park halindeki aracın aniden hareket etmesiyle panikleyerek yere atlayan kadın başını betona çarptı ve hayatını kaybetti. Elde edilen bilgiye göre Ulubey ilçesinde rahatsızlanan 4 çocuk annesi Nazan Yüksel, eşi Temel Yüksel ile birlikte Ulubey Devlet Hastanesi'ne gitti. Buradaki kontrollerin ardından Yüksel çifti hastaneden çıkıp eve dönmek için park ettikleri minibüse bindi. Ancak bu sırada minibüs aniden hareket etti. Paniğe kapılan çiftten önce Temel Yüksel ardından da eşi Nazan araçtan atladı. Kontrolsüz şekilde ilerleyen minibüs fındık bahçesine devrildi. Temel Yüksel hafif yaralanırken eşi Nazan Yüksel ise kafasını beton zemine çarparak ağır yaralandı. İlk müdahalesi Ulubey Devlet Hastanesi'nde yapılan Nazan Yüksel daha sonra Altınordu ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Yüksel burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kadın bugün Ulubey'de gözyaşları ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Daha 3 ay önce doğum yapan 4 çocuk annesi Nazan Yüksel'in cenazesinde gözyaşları sel oldu. Öte yandan dün beyin ölümü gerçekleşen kadının organları ailesi tarafından bağışlandı. Bağışlanan kornea, böbrek ve karaciğer ise 5 hastaya umut oldu. İstanbul, Samsun ve Trabzon'dan Ordu'ya gelen uzman ekipler kadının kornea, böbrek ve karaciğerini başarılı bir operasyonla aldı. Yapılan operasyon sonrasında kornealar Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, böbrekler Karadeniz Teknik Üniversitesi ve karaciğer ise İstanbul Şişli Florensa Nightingale Hastanesi'nde nakil bekleyen 5 hastaya gönderildi. Rahmet ve bereket ayında birlikte Ordu'yu sloganıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programları Ulubey ilçesinde devam etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ramazan'ın 4. gününde orucunu binlerce Ulubeylilerle birlikte açtı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde ilçelerde gerçekleşen iftar programlarının 4. durağı Ulubey'deydi. Ulubey Kent Meydanı'nda düzenlenen iftar programına Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'la Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, ilçe belediye başkanları AK Parti Ordu İl Başkanı Avukat Uğur Çelenk, daire başkanları ve şube müdürleri katıldı. Bu yıl Büyükşehir Belediyesi'nin iftar programlarının üçüncüsünü gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan Enver Yılmaz, 2 yıl içinde Ulubey'de su sorunu kökünden çözülüyor dedi. Biz Ulubey'de inşallah bu yıl ve gelecek yılı da ilave ettiğimizde bütün mahallelerimizin tamamında su meselesini kökünden çözüyoruz. Geçtiğimiz yıl ufak tefek sorunlar yaşadık. İnşallah bu yıl buradaki arıtmayla, depoyla şehir içi ve Ulubey'in bütün mahallelerinin su bağlantılarını da sağlamak suretiyle Ulubey ilçemiz ki Ordu ilindeki 19 ilçe içinde su sorununun en fazla yaşandığı 2 ya da 3 ilçeden bir tanesi Ulubey. İnşallah Büyükşehir'in yapmış olduğu çok ciddi kaynak aktarımıyla, ciddi ihalelerle hem suyu arıtmasında hem de borularla en ücra noktaya ulaştırılmasında suda sorun yaşamamış olacağız. İftar programı öncesi Ulubey'e yapılan ve yapılması planlanan yatırımlarla ilgili incelemelerde bulunduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, Ulubey'de sadece yola 17 milyon liralık ihale yaptıklarını söyledi. Bu yıl Ulubey ilçesinde yola yaklaşık 17 trilyon liralık bir ihale yaptık.
Yani 17 milyon lira harcayacağız yola. Grup yollarımızın tamamına girdik. Ben bugün Aydınlar Köyü'nden girmek suretiyle Güzel Yurt Durakköy'e o havzadaki yol çalışmalarına başladım ki hedefimiz bu yıl itibariyle yani Ekim ayına kadar tamamını sıcak asfaltla kaplamak. Hemen Ulubey ilçemize geldik. Gelişle birlikte yolbaşı kardeşler ve o güzergahı ve güzergahtaki yapılan çalışmaları gördük. Hedefimiz de Ramazan ayı içinde kardeşlere kadar olan bölümün yani köprüye kadar olan bölümün sıcak asfaltını yapmak, kalanı da yıl sonu itibariyle bitirmek. Programın sonunda 2500 Ulubeyli ve ekranları başından takip eden binlerce fındık üreticisine müjdeli haber veren Başkan Yılmaz, hükümetimizin doğrudan gelir desteği olan katkısı her yıl dekar başına verilen miktar artırılarak devam ediyor. Ordu'da 116 bin çiftçimize 24 Haziran tarihinden itibaren kademeli olarak ödemeler başlayacak dedi. Hükümetimizin doğrudan gelir desteği ödemelerini devam edeceğini söylemiştik. Dekara ödemenin de fiyatı arttı biliyorsunuz. Sadece Ordu'da 116 bin çiftçimiz Allah izin verirse 24 Haziran tarihinden itibaren kademeli bir şekilde ama bayrama kadar bütün hemşerilerimizin alacağı şekliyle doğrudan gelir desteklerini ödemiş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz programın ardından ilçenin sorunlarına ve yatırımlara yönelik mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı yaptı. Ordu'nun uzun yıllardır müzdarip olduğu çöp sorununa neşter vuran Ordu Büyükşehir Belediyesi çöpün değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması adına çalışmalarını sürdürüyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi bu anlamda Gülyalı ilçesinde bulunan ve daha önce Ordu Giresun Havalimanı için kullanılan taş ocağı arazisine katı atık depolama alanı kuruyor. Türkiye'nin ve Avrupa'nın deniz üzerine kurulu tek havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu Giresun Havalimanı için kullanılan taş ocağı 20 yıllığına Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralandı. Deniz üzerine taş dolguyla inşa edilen Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk havalimanı olan Ordu Giresun Havalimanı için kullanılan bu taş ocağı Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yüklenici firmadan 20 yıllığına kiralandı. Gülyalı ilçesi Divani bölgesinde yer alan ve Ordu Giresun Havalimanı'na 6 kilometre uzaklıkta olan cüz dönümlük taş ocağı arazisini kiralayan Ordu Büyükşehir Belediyesi bu alana ise katı atık depolama tesisleri kuracak. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan yaklaşık 300 dönümlük bu alanın içerisinin bir bölümüne 19 ilçenin katı atık depolama tesisleri kurulacak. Kurulacak tesisin ise çevreye herhangi bir zararı dokunmayacak. Depolama alanında çöpün değil, Ünye Çimento'da işlenerek ortaya çıkan son ürünün toplanma merkezi olduğunu belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, tesisin çevreye hiçbir zararı olmayacağını söyledi. Bu kiraladığımız alana da kiralama sözleşmesinde de olduğu gibi katı atık depolama tesisleri yapacağız. Şu anda Ordu'da şehir merkezinde yaptığımız bu depolamayı Ordu Altınordu ilçesiyle sınırlı tutmayıp tam Mesudiye'den itibaren 19 ilçenin katı atık depolama alanı yapacağız. Tamamen standartlara uygun, çevreye zarar vermeyen ve zaten Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan gerekli rapor, Orman Bakanlığı'ndan gerekli rapor alındıktan sonra yapılacak bir iş. Yılmaz çöpün her tonundan Büyükşehir Belediyesi'nin 5 Türk Lirası gelir elde edeceğini ifade ederek kurulacak tesislerde 20 kişiye iş imkanı sağlanacağını sözlerine ekledi. Çöpü tamamen elemasyona tabi tutmak suretiyle ortaya gübre ve yol alt malzemesi çıkıyor. Bahsettiğimiz ürün de bu zaten. Gübre ve yol alt malzemesi. Bu gübre ve yol alt malzemesini de iklimdir, kullanım alanıdır, stoklanma ihtiyacı var. Stoklanma alanı bahsettiğimiz dolgu malzemesinin taşındığı alan. Buradaki RDF'i hesap ettiğimiz takdirde muhtemelen bir 50'ye yakında çalışalım. Belediye ihalesiyle birlikte bir bütün olarak düşürdüğünde biliyorsunuz çöpün tonunu biz 5 liraya satmıştık. O kategoride değerlendirilecek son ürünün toplanma merkezi. Ramazan ayında verilen iftar programları vatandaşları aynı sofrada birleştirmeye devam ediyor. Kurulan iftar sofralarında hem yemekler hem de gönüller paylaşılıyor. Kumru Avdoğlu Mahallesi'nde Kumru Belediyesi ve iş adamlarının desteğiyle hem Avdoğlu Abdi Hoca Kültür Merkezi'nin açılışı yapıldı hem de iftar programı düzenlendi. Devletimizi, milletimizi, ülkemizi her türlü tehlikeden muhafaza eyle ya Rabbi.
Ramazan ayının bizlere birlik, beraberlik getirmesi isteyse nasip eyle ya Rabbi. 11 ayın sultanı Ramazan huzuruyla, bereketiyle geldi. Kurulan iftar sofralarında hem yemekler hem de gönüller paylaşılıyor. Bu buluşmalardan biri de Kumru Avdullu Mahallesi'nde gerçekleşti. Kumru Belediye Başkanı Günan Murat Hatipoğlu'nun katılımıyla Avdullu Abdi Hoca Kültür Merkezi'nin açılışı yapıldı. Yapılan açılışın ardından iftar için Avdullu Abdi Hoca Kültür Merkezi'ni dolduran Kumrullar birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşadı. Kafa geldin. Nasıl geçiyor teyzeciğim Ramazan? İyi geçiyor. Avdullu'da. İyi geçiyor. Bu akşam da ne güzel, köy çok halkı çok birliktesiniz. Güzel. Evet. He. Olur mu? Her zaman böyle birliktelik olur mu her Ramazan'da? Her gece oluyor. He. 3-4 sene doluyor böyle. 3-4 senede her Ramazan'da bir araya geliriz dersiniz. Böyle oluyor. He. TV52 ekranlarından da canlı yayınlanan programda Kumru Belediye Başkanı Murat Günan Hatipoğlu, Ramazan'ın birleştirici ruhuna dikkat çekti. Ramazan ayı, az önce de söyledik, müminlerin gerçekten beraber olduğu, birlikte hareket ettikleri aylardan birisi. Her ay beraberiz ama bu ay daha bir farklı oluyor. Kumru Belediye Başkanı Günan Murat Hatipoğlu, yapılacak projeler hakkında da bilgiler verdi. Biz eski belediye binamızı Abdi Hoca Kur'an kursu için tahsis ettik. Orada yapılacak ufak tefek değerlemeyle, düzenlemeyle o bina bu hizmete hazır hale getirilebilir. Belediye olarak biz de yardımcı oluruz. Tüm imkanları değerlendiririz. Kumru Avdolu Mahallesi Muhtarı Mustafa As'a yapılan iftar programı hakkında bilgi verirken, her akşam halkın bir araya gelerek oruç açmalarına vesile olan iş adamlarına teşekkür etti. Biz bunu 6 yıldır yapıyoruz ama dışarıda yapıyorduk, normal bir çadırda yapıyorduk. Dedik ki birilerinin vesilesiyle bina yapalım, kış geliyor, kapalı yeri alalım. Katılım da günden güne çok güzel oluyor. Kumrullarsa Ramazan ayının birlik ve beraberlik içerisinde geçtiğini belirtiyor. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buradan kardeşlerime Ankara'da, İzmir'de, Terme'de, bütün herkese selam. İyi yapan herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir iftar, güzel bir yer. Bu yerlerin daha çok böyle artılmasını, çoğalmasını istiyorum. İnsanların dirliği birliği olması lazımdır. Allah razı olsunlar, Ramazan vasıtasıyla insanlar bu teşkilatı yapıyor, birikiyor. Çok güzel oluyor. Allah devletimizin de milletimizin de dirliğini, birliğini bozmasın. Altınordu Belediyesi mahallelerde iftar programı düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda belediye Akyazı Mahallesi'nde halkı bir araya getirdi. Altınordu Belediyesi tarafından Akyazı Mahallesi Fen Lisesi bahçesinde düzenlenen iftar programına yüzlerce vatandaş katıldı. Düzenlenen iftar programında Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş'a belediye meclis üyeleri ve AK Parti Altınordu İlçe Başkanı İbrahim Hekim de eşlik etti. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş iftar öncesi programa katılanlarla tek tek tokalaştı, sohbet etti. Her zaman milletle iç içe olduklarını vurgulayan Başkan Tekintaş, milletten aldığımız güçle çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Zengin fakir demeden özellikle iftar soframızı paylaşmanın mutluluğu içindeyiz. Aslında gençlerimizle, çocuklarımızla, öğrencilerimizle, zenginimizle, fakirimizle, elinde imkan olanların imkanını sunarak yaptığımız işbirliği çerçevesinde bu programları gerçekleştiriyoruz. Programda konuşma yapan Başkan Tekintaş, 202 bin nüfusuyla Karadeniz bölgesinin en büyük 3. ilçesi olan Altınordu'nun hızla geliştiğine dikkat çekti ve yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız çalışmalar için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. 30 Mart 2014, bu tarihe gelinceye kadar yaklaşık 27 aylık bir zaman geçti. İnsan ömründe uzun bir zaman. Ama geriye bakınca çok kısa bir zaman gibi gözüküyor. Bizler bundan sonra size verdiğimiz sözleri yerine getirmek üzere gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Kendi ekiplerimizle, müteahhit firmalarımızla, çalışma arkadaşlarımızla, muhtarlarımızla, tüm ekibimizle, meclis üyelerimizle gece gündüz seferberlik halindeyiz.
Altın Ordu Ziraat Odası Başkanı Uğurcu Ürüt, nem ve yağışlı havaya bağlı olarak görülen küllenme hastalığının fındığın gelişimini engellediğini söyledi. Dalda duran altın boncuk fındık, 2016 yılında bir türlü hak ettiği fiyata ulaşamadı. Piyasadaki durum üreticiyi üzerken, bahçelerde ise yeni sezon öncesi küllenme tedirginliği başladı. Ziraat odaları, batıdan doğuya tüm fındık bahçelerinde görülen ve artarak devam eden küllenme hastalığının ürüne zarar verdiğini açıkladı. Fındıkta küllenme hastalığı ise üreticileri ürün kaybı konusunda endişelendiriyor. Yağışlı havayla birlikte küllenme hastalığının kendini iyiden iyiye gösterdiğine dikkat çeken Altınordu Ziraat Odası Başkanı Uğurcu Ürüt, hasat sonrası sararması gereken yemyeşil fındık bahçeleri şimdiden sararmış durumda, dedi. Rutubet ve nemden kaynaklanan bir hastalıktır. Bu küllenme hastalığına dikkat etmek gerekiyor, ilaçlamak gerekiyor bahçelerimizi. Çünkü ilaçlanmasa fındığın gelişimini engelliyor, işte randımanı düşük olur. Bugün yarın fındık gelişemez, dalda durmaz dökülür. Bölgemizde de yoğun bir şekilde külleme hastalığı var. Fındığın başını zaten beladan kurtulmuyor. Bu yüzden üreticilerimiz fındık bahçelerini iyi temizlesinler. Şu anda yapılan ilaçlamanın yeterli olmadığını da savunan Uğurcu Ürüt, ilaçlama yeterli derecede küllenmeyi önlemiyor. Sonuç olarak küllenme hastalığı rekolte kaybına neden olacaktır. Bu da üreticinin ve ülkemizin büyük kaybı demektir ifadelerini kullandı. Fındık bahçelerine gübresini atsınlar. 30 Haziran'a kadar küllenme ilaçlarını atsınlar. Çünkü bu küllenme olayı çok önemli. Dediğim gibi fındığın gelişimini engelliyor. Fındık rekoltesi düşük olur. Fındık randımanı düşük olur. Tamamen geçen yıl yapmış olduğumuz zarar, bu yılda üreticilerimiz zarar çeker. Bu zararı çekmemek için bütün fındığın ilaçlamalarını, gübrelemelerini, bahçelemelerini muhtar olarak yerine getirmeleri gerekiyor. Cörüt, fındıkta küllenme hastalığına karşı yetkililerin çözüm üretmesini de istedi. Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Altınordu ilçesi Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde kişilik ve karakter inşasında dinin yeri adıyla uluslararası sempozyum düzenlendi. Alanında uzman, onu yabancı toplam 70 akademisyenin katıldığı sempozyum 3 gün boyunca sürecek. Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kişilik ve Karakter İnşasında Dinin Yeri konulu uluslararası düzeyde bir sempozyum düzenledi. 3 gün sürecek olan sempozyumun ilk oturumu Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Oturum ilk olarak Kur'an tilavetiyle başladı. Ardındansa Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olan Profesör Doktor Yavuz Ünal, kişilik ve karakter inşasında dinin yeri konulu sempozyumla ilgili bilgiler verdi. Özellikle sanal ortamların sağladığı imkanlarla kendisine yeni bir karakter oluşturabilen ve dolayısıyla bu alışkanlığını sosyal hayatta da birden çok yüzle, birden çok karakterle sürdürebilen becerikli bireylerin içerisinde yaşadığımız, bireylerle yaşadığımız böyle bir dünyada aslında karakter sorunu bizim eğitimimizin en ciddi sorunu. Her biri alanında uzman, onu yabancı 70 akademisyenin katıldığı uluslararası sempozyumda kişilik ve karakter oluşumunda etkin olan unsurlar ve etki alanları ele alındı. Bize destek veren değerli hocalarıma tekrar... Balık lezzetinin yanı sıra faydalarıyla da birçok hastalıktan koruyor. Yapılan araştırmalar düzenli olarak balık yemenin fiziksel ve ruhsal sağlığımıza iyi geldiğini gösteriyor. Peki Ramazan'da balık fiyatları ne durumda? Sizler için araştırdık. İzliyoruz. Balık sofraların olmazsa olmazlarından, lezzetiyle olduğu kadar faydalarıyla dikkat çeken balık, kalbin korunmasına yardımcı olmasının yanı sıra bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Haftada en az 2 kere balık tüketiyorsanız sağlığınızı koruyorsunuz demektir. Peki Ramazan'da balık fiyatları nasıl? Merhabalar. Merhaba, iyi günler, hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin diyelim. Balık fiyatları normal, öyle başı bağlı değil, iyi. Ramazan'da balık düştü mü, arttı mı diye sorsak? Ramazan'ın önce şu balmın balığı 20 liraydı, şimdi 15'e verik. O neden o kaynaklanıyor bilmiyorum. Şimdi Ramazan'da dışarıya balık sevkiyatı olmuyor.
mecburu köpük olmayınca mecbur buraya derecede döktüğümüz için 15 lira verir. Balıkta da şu anda normal çekiyor. Öyle de bol da değil, fazla da değil. Normal çekiyor. Normal çıkıyor. Fiyatlar da diyorsunuz uygun. Kümbet balı 15 lira. İstihar balı 12 lira. Normal. Diğerleri ne kadar? Şu büyük balıklar ne kadar? 17 lira. Levrekler 23 lira. Çabal 13 lira. Protein bakımından zengin olan balık iftar sofralarında yerini alıyor olmasına ama balıkçılar işlerin eski Ramazanlar gibi olmadığından yakınıyor. Balıkçılar bunun sebebini ise üreticinin yüzünü bir türlü güldürmeyen fındık fiyatına bağlıyor. Eskiden balıklar Ramazan geldiği zaman balıkçının kapısı kuyruktu, manavın kapısı kuyruktu, kasabın kapısı kuyruktu, fırıncının kapısı kuyruktu, vatandaşta para yok. Bu sene fındıkta biliyorsunuz. Düşünce vatandaş bayağı yansıdı. Yani şu anda esnaf bile yani neredeyse tükenme noktasına bile geldi. Neden oldu biliyor musunuz? Şimdi fındık düşünce halk bunu biliyorsun fındık 14 liraydı. 15 liraya sattın bir vatandaş. 8 ya 9 liraya düşünce ne olacak? Şimdi şu anda bu vatandaşın çoğunun yerinde fındık duruyor. Piyasaya yansımıyor. Yani acı bir şey olsa tabii vatandaş balık yiyecek. Eski şevi yok yani. Ünye Belediyesi ve Ünye Mehmet Refik Fen Lisesi tarafından iftar programı düzenlendi. Şehit polis memurları Osman Bodur ve Osman Yurt adına düzenlenen iftar programında şehitler için dua edildi. Allah'ım ülkemizi her türlü beladan, musibetten, afattan muhafaza eyle Allah'ım. Terör örgütüne yönelik operasyonlarda şehit olan polis memurları Osman Bodur ve Osman Yurt adına Ünye Belediyesi ve Ünye Mehmet Refik Güven Fen Lisesi tarafından iftar programı düzenlendi. Kelime-i lisanıyla çene kapamak, huzuruna imanla varmak istiyoruz bizleri muvaffak eyle Allah'ım. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar programda vatan vurgusu yaptı. O dalgalanan bayrağımızı, rengini kanımızdan alan bayrağımızı gönderden aşağıya indirtmemek üzere her birimiz Türk milleti olarak şehadet şerbetini içmeye namzettir, adaydır. Çamyar konuşmasının devamında Ramazan'ın manevi atmosferinde şehit aileleriyle birlikte oruç açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cenab-ı Mevla'ya dua edelim ki bizleri yine sağlık sıhhat içerisinde, afiyet içerisinde bayrama ulaştırsın ve nice bu şekliyle iftar sofralarında bir araya gelmeyi bizlere nasip etsin diyor. Hepinize afiyet olsun, hayırlı akşamlar diyorum. Korgan Belediyesi beton santraline kavuşuyor. Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, kenti beton santralimizi kurma noktasına geldik. Bu bir hayaldi, gerçek oluyor dedi. Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, kendi beton santralimizi kurma noktasına geldik. Bu bir hayaldi, gerçek oluyor dedi. Ben öncelikle emek verenlerden Allah razı olsun. Gerçekten Çakıl Ocağı'ndaki ekibimiz muhteşem bir şekilde, güzel bir çalışmayla beraber Çakıl Ocağı'mızı işletiyordu. Bugün de Çakıl Ocağı'mıza ilaveten hemen 100 tonluk bir siloğumuzla beraber muhteşem bir şekilde inşallah beton santralimizi kuruyoruz. Bu ana kadar 4 milyon ihale yapmıştık. Bundan sonra da yani 1 milyon civarlarında da bunlara bize maliyet oldu. Bu maliyetle beraber bu ekibimizle inşallah korganımızın yollarının hepsinin beton olabilmesi için bunu var gücümüzle çalışacağız. O anlamda emek veren başından sonuna kadar bütün personelimize ben çok teşekkür etmek istiyorum. Baştan beri Başkan Yardımcımız Namık Bey, Başkan Yardımcımız Selahattin Cin Bey ve onunla beraber değerli müdürümüz Selahattin Kirazoğlu ve Çakıl Ocağı ekibimiz baştan beri yani bizden önceki dönemde çok ciddi emekleri olan arkadaşlarımız inşallah bu işi en güzel şekilde yapacaklar. Korganlı hemşehrilerimizin hizmetine açacağız diye düşünüyorum. Ünye Belediyesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ünye Belediyesi tarafından Hamidiye ve Çamurlu mahalleleri arasında ulaşımı kolaylaştırmak için açılan bağlantı yolunda sona gelindi. Ünye Belediyesi ilçe merkezinde ulaşımı rahatlatmak için yeni imar yolları, bağlantı yolları ve alternatif yollar açmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda Hamidiye ve Çamurlu mahalleleri arasında bir bağlantı yolu çalışması başlatan Ünye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarda sona geldi. Yeni yolun hizmete açılmasıyla mahalle sakinleri 15 dakikalık yolu 1 dakikada geçmiş olacaklar. Beton dökme çalışmalarının devam ettiği yolda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden bilgi aldı ve açıklamalarda bulundu. Özellikle her iki mahallenin yakasından geçişiyle alakalı
Şeyh Yunus'tan inenlerin çok çabuk bir şekilde Çamurlu Mahallesi'ne ulaşabileceği bir alanı hayata geçirmiş olduk. Sadece üst mahallelerimizde beton yol değil, merkezde de ihtiyaç hasıl olan yerlerde gördüğümüz gibi ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Ahmet Çamyar çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşımın rahatlayacağını belirtti. Çamyar 2016 yılı içerisinde yol çalışmalarına ağırlık verileceğini ve toplamda 40 milyon TL'lik rekor yatırım yapılacağını belirtti. 2016 yılı içerisinde 13 milyonluk yol çalışması Ünye Belediyesi yapıyor. 27 milyonluk yol çalışması da Büyükşehir Belediye'miz yapıyor. Yani 2016 yılı içerisinde Ünye'mizin toplam sınırları içerisinde tam 40 milyonluk yol yatırımı yapılacak. Bu tarihi bir yatırımdır, rekor bir yatırımdır. Diğer alanlardaki çalışmaları saymıyorum. Sadece yola yapılacak olan yatırım budur. Şimdi WhatsApp ihbar hattına gelen bir görüntüyü ekranlara getireceğiz. Kabudüz ilçesinin Yokuşdibi mahallesi, Musa Kırık mevkiinde bulunan yol vatandaşın adeta çilesi oldu. Öyle ki yağan yağmurla birlikte iyiden iyiye çamurlaşan ve yer yer çöken yol hakkında objektife bakın neler yansıyor. Kabadüz ilçesinin Yokuşdibi mahallesi Musa Kırık mevkiinde bulunan yol vatandaşın adeta çilesi oldu. Öyle ki yağan yağmurla birlikte iyiden iyiye çamurlaşan ve yer yer çöken yol ulaşımda sıkıntılara neden oluyor. Adeta bir off-road yarışında hissi veren yolda seyahat eden vatandaşların objektifine yansıyan görüntülerse yetkililere bir mesaj niteliğinde. Yazın gelmesiyle Karadeniz bölgesinde doğada yetişen ve halk arasında kirmit olarak bilinen mantarlar tezgahlarda yerini aldı. Özellikle yöre halkının yoğun ilgi gösterdiği mantarlar lezzetiyle damakları tatlandırsa da bazen büyük zararlara da neden olabiliyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Emir Abadi ise mantar zehirlenmesine karşı önemli uyarılar yaptı. Mantar mevsiminin başlamasıyla birlikte vatandaşların zehirli mantarlar konusunda dikkat etmesi gerekiyor. İstatistiklere bakacak olursak mantar zehirlenmeleri her geçen yıl artıyor. 2013 yılında 1000 civarında Türkiye'de mantar zehirlenmesi bildirilmişken 2014 yılında bu 5000, 2015 yılında da 6-7000 civarında mantar zehirlenmesi bildirilmiştir. Onun için geliş güzel tüketilmemesi, geliş güzel toplanmaması gerekiyor. Bu mantarlar genelde ehil eller tarafından ve çok iyi mantarı tanıyabilen kişiler tarafından toplanması gerekiyor. Yoksa çok kötü sonuçlar doğurabilmektedir. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Emir Abadi zehirlileriyle zararsızları ayırt edilemediği için doğadan toplanan mantarların kesinlikle tüketilmemesi uyarısında bulundu. Ve mantarlar konusunda yanlış bilinenler hakkında bilgi verdi. Halk arasında bilinen zehirli veya yenen mantarlar ayrı ayrı topraklarda yetişir. Halbuki hiç böyle bir şey yoktur. Veya yoğurtla yenilen mantarlar zehirlemez. Bu da doğru bilgi değildir. Pişirilen mantarlarda zehir yok olur. Veya sirkeli tuzlu suda kaynatılmakla mantarların zehri kaybolur. Yani ve bunları birçok artırmak mümkündür ama bunlar çok doğru bilgiler değildir. Abadi vatandaşların kültür mantarı tüketmeleri gerektiğini söyledi. Bilmediğimiz mantarlara veya kuşkulandığımız mantarlara kesinlikle dokunmamamız gerekiyor. En iyisi bunlar da biz hiç doğada bulunan mantarlar değil, böyle kültür mantarı dediğimizde bunları tüketmekte fayda vardır. Uzman doktor Emir Abadi zehirlenmelerde uygulanan tedavi yöntemiyle ilgili bilgiler verdi. Zehir danışma merkezleri var veya bir sağlık kuruluşuna başvurur. Orada da bize geldiği zaman ilk dediğimiz gibi soracağımız soru, yani kendi mi topladı, şey yaptı. Ona göre bazı bir takım testler, özellikle karaciğer üzerinde mantarlar çok toksik etkileri olabilir. Onların tahlili yapılır. Gerekirse eğer sıvı açığı varsa o sıvılar
yerine konulur. Bulantı kusması varsa bulantı kusması giderecek ilaçlar verilir. Hastanın genel durumuna göre gerekirse hospitalize edilir, yani hastanede yatışa verilebilir. Çok ağır durumda ise yoğun bakıma takip edilebilir veya ayaktan tedaviyle eve gönderilebilir. Ordu'nun Mesudiye ilçesinde anaokulu öğrencileri yıl sonu sergisi açtı. Mesudiye Anaokulu öğrencileri bir yıl boyunca yaptıkları çalışmalarını okulda sergiledi. Serginin açılış törenine Mesudiye Kaymakamı Mehmet Uslu ve Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül de katıldı. Bismillah, hayırlı olsun. İhsane başkanım. Sınıflarda ve koridorlarda sergilenen miniklerin çalışmaları büyük beğeni topladı. Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, okul öncesi eğitimin çocuklar açısından büyük önem taşıdığını belirterek, bu gibi etkinlikler çocuklarının yeteneklerinin sergilenmesi için büyük fırsat taşıyor. Öğrencilerimiz becerilerini geliştiriyor, kendilerine olan güvenleri artıyor. Bu serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum dedi. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Siz de WhatsApp üzerinden haber değeri taşıdığını düşündüğünüz görüntüleri bizimle paylaşabilirsiniz. TV52 WhatsApp ihbar hattı 0546 452 0222. Şimdi spordaki gelişmeleri izleyebilirsiniz. Hoşça kalın. Mutlu akşamlar sporun Doğru Adresi TV52'ye hoş geldiniz. Ordu Spor'da cumartesi günü kongre var. Yani dananın kuyruğu kopuyor. Cumartesi günü olağanüstü kongresini gerçekleştirecek olan Ordu Spor'da mevcut başkan Yaşar Pamuk kongre öncesi son açıklamasını yaptı. Ve merak edilen kongrede oy kullanacak üye listesi hakkındaki sorulara açıklık getirdi. Ve sürpriz bir açıklama daha imza attı. Kongrede ben de varım dedi. Cumartesi günü olağanüstü kongresini gerçekleştirecek olan Ordu Spor'da mevcut başkan Yaşar Pamuk kongre öncesi son açıklamasını yaptı. Birçok soruya cevap veren Pamuk çok merak edilen konuya da açıklık getirdi. Eski başkan Nedim Türkmen TV52'ye yaptığı açıklamada neden üye listesi açıklanmıyor, liste neden sır gibi saklanıyor diye sormuştu. Başkan Pamuk'un bu soruya cevabı saklanan bir şey yok, liste tesislerin girişinde asılı dedi. Şu anda yarın kongre olacak. Kaç tane oy kullanacak delege var? Bakın onu ben bilmem ki. 170 onu olarak sistem biliyor. Yok, 170 olarak sizin söylediğiniz söylendi. Şimdi bak öyle bir şey yok. Bakın delege listesini eskiden kulüp başkanları kendini garantiye almak için ne diye yazarlardı ve hiç o zaman üye olup olmayanlar merak ederdi. Bir listede var mıyım yok muyum diye. Şimdi hatırlayın, A Oteli'nde yapılan bir kongreye insanlar neteye gitti, eski milletvekilleri, eski grup başkanları, hop sen giremezsin, niye aidatın ödemedin, olmadı mıydı? Şimdi beni eleştirenler artık bir de aynaya bakacak. Ordu Spor Kulübü'nün kapısında giderseniz orada neteye asılıdır üye listesi 31 Aralık 2015 tarihine kadar aidatını yatıran herkes genel kurulda delegedir, seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Sen aidatını ödeyip ödemediğini en iyi kim bilir? Ben bilirim, kim bilir? O zaman sen aidatını ödediysen genel kurul üyesi olduğunu biliyorsun, ödemediysen de genel kurul üyesi olmadığını biliyorsun. Bunu kimsenin ihtiyacı yok ki buna. Aidatını ödemiş herkes, kongre delegesi. Bu şu anda da benim tahminim işte 600 ile 700 civarında. Kamuoyunda çıkan kongrede oy kullanacak üye sayısı 176 olduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıklayan Pamuk, 15 Aralık tarihinden itibaren Ordu Spor'da üye olan ve parasını veren herkes yarınki kongrede oy kullanabilir açıklamasını yaptı. Son olarak daha önce çıkan haberlerde başkanlığa aday olmayacağını yineleyen Pamuk bu sefer farklı konuştu. Kongrede ben de adayım dedi. Ben şartsız Ordu Spor sevgisiyle ben bu işe talibim diyene de çatmadık. Kimse benim hiç şartım yok. Benim tek şartım var. Bir tek şartım var.
Ordu spor sevgisi, ordu sevgisi, vatan millet bayrak sevgisi. Benim tek şartım var. Bunları sevdiğim için hiçbir beklentim olmadan. Ordu spor grup divana listeler verilme aşamasına gelince, yani hiç gelip de hiç kimse şey olmasa ben adayım, yani bunu bilmekte fayda var. Bu saatten sonra da kemik kümü yok, yarın adayım. Ordu'da spor camiasının aykırı adamı Zafer Öztürk adı son zamanlarda Ordu Spor Başkanlık adıyla anılıyordu. Ve bugün TV52'ye yaptığı açıklamada o adaylığını doğruladı. Ancak bir şartı var. Ordu'da spor camiasının aykırı adamı Zafer Öztürk adı son zamanlarda Ordu Spor Başkanlık adaylığıyla anılıyordu. Ve bugün TV52'ye yaptığı açıklamada o adaylığını doğruladı. Ama bir şartı vardı. O da eğer 11 Haziran'da kimse Ordu Spor Başkanlığı'na aday olmaz ve kulüp kayyum tehlikesiyle karşı karşıya kalırsa o zaman adaylığımı açıklarım dedi. Evet, Zafer Öztürk Ordu'da sporun belki de en aykırı adamlarından bir tanesi. Şimdi de Ordu Spor Başkanlık adayıyım dedi. Neler söyleyeceksiniz? Evet, aykırı adam olduğum doğrudur. Ama Ordu Spor Başkan adayı olduğum da yanlıştır. Biz Ordu Spor Başkan adayı değiliz. Sadece eğer bu kulüp Ordu Spor takımı kayyuma kalırsa biz spor adamları olarak kayyuma bırakmamak için varız dedim. Bunu Yaşar Pamuk kendisi çıkmazsa, işte Nedim Türkmen çıkmazsa veya diğer büyüklerimiz çıkmazlarsa, kulübe sahip çıkmazlarsa biz kulübe almak adına veya destek olma adına veya Ordu Spor tesisini yıktırmama adına biz oradayız dedik. Yani dediğimiz olay bu. Çünkü Ordu Spor, yani biz amatör camianın insanları, biz amatöre gönül veren insanlarız. Ordu Spor'un bize en son noktada biz onun yanında olmamız lazım. Niye derseniz, çünkü Ordu Spor'a gönül vermiş daha çok insanlarımız var. Onların kulübe sahip çıkması lazım. Baktım kimsede ses soluk yok. Bizde spor adamları olarak rahatsız olduğum noktalar da var. Nedir? Ordu Spor kayyuma gidiyor. Biz Ordu Spor'u kayyuma bırakmayız. Yani spor adamı olarak bırakmayız. Kimse çıkmazsa, yarın genel kurulda Yaşar Pamuk eğer aday olmazsa biz şu anda 100 imzayı toplamaya çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarım çalışıyorlar. Yarın listemizle beraber biz genel kurulda varız. Ama Yaşar Başkan veya Nedim Başkan devam edecekse biz onlara destekçiyiz. Dün Nedim Türkmen'in açıklamalarını ekranlara getirmiştik. O açıklamada yarın kongreye gelmeyeceğini söylemişti Türkmen. Ama bugün kulislerde dolaşan haberlere göre Türkmen yarınki kongrede olabilir. Ordu Spor'da yarınki kongrede büyük sürpriz yaşanabilir. Eski başkan Nedim Türkmen, Ordu Spor'da adı sürekli gündemde kalan bir başkan. Daha önce kendi sosyal medya adresi üzerinden şartlı olarak yeniden başkanlığa aday olduğunu açıklamış ve geri dönme sinyalleri vermişti. Ama dün TV52'ye yaptığı bağlantıda yarınki kongreye gelmeyeceğini söylemişti. Adayın listesini açıklamadıkları sürece gelmeyecek kongreye. Ancak kulislerden alınan bilgiye göre 11 Haziran'daki kongrede üyeler bir sürprizle karşılaşabilir. Bu şartlarda 11 Haziran'daki kongreye gelmem diyen Ordu Spor'un eski başkanı Nedim Türkmen'in yarın Ordu'da olabileceği öğrenildi. Futbolda birinci transfer ve tescil dönemi 10 Haziran tarihiyle başladı. Transfer sezonu 31 Ağustos'ta sona erecek. Futbolda birinci transfer ve tescil dönemi 10 Haziran tarihi itibariyle başladı. Futbolda beklenen gün geldi. Birinci transfer ve tescil dönemi 10 Haziran Cuma günü başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 2016-2017 sezonunda 10 Haziran'da başlayacak birinci transfer ve tescil döneminin 31 Ağustos'ta sona ereceği bildirildi. Futbolda ikinci transfer ve tescil döneminin ise 4 Ocak 2017 tarihinde başlayıp 31 Ocak 2017'de sona ereceği açıklandı. Spor haberlerinin sonuna geldik. Bizi izleyen haberiniz olsun. Mutlu akşamlar.